Sabah Haber'den hepinize mutlu günler, günaydınlar diliyoruz sayın seyirciler. Yeni bir günde yeniden karşınızdayız. Bugün takvim yaprakları 27 Eylül Salı gününü gösteriyor. Bizleri nerelerden takip edebileceğinizden kısaca bahsedelim sizlere. Bizleri 100.1, 102, 90.6 ve 89.6 radyo frekanslarından, ayrıca sosyal medya platformlarımız, Facebook ve YouTube kanallarımız üzerinden bizleri hem işinize yetişmeye çalışırken, trafikte giderken hem de aynı zamanda sosyal medya platformlarımız üzerinden takip edebilirsiniz diyelim ve bu hatırlatmayla birlikte Sabah Haber'e günün gündemiyle başlıyoruz. Sayın seyirciler, 27 Eylül Salı gününün gündem başlıklarına baktığımız zaman öncelikle askeri yasak bölgeyi fotoğraf çekmekle suçlanan Kıbrıslı Rum şahıs Andreas Sudzi hakkındaki kararın askeri mahkeme tarafından açıklanacağını söyleyebiliriz sizlere. Devamında yine saat 8.30'da Gazi Mausa Limanı'nda hizmet veren özel sektör vinç işletmecileri basın açıklamasında bulunacak. Bu basın açıklaması yine Gazi Mausa Limanı'nda gerçekleşecek. Tıpış'ın dün başlattığı eylemler bugün de sürüyor. Ve son olarak Bambu Kısa Film Galası Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda saat 19.30'da yer alacak. Evet sayın seyirciler, gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Her gün olduğu gibi Kıbrıs Türk basınında gazete manşetleriyle başlayacağız. Bugün yine ülkemize dair gelişmeleri, gündem maddelerini sizlerle paylaşmaya ve ilk gazetemiz Avrupa Gazetesi oluyor. Avrupa Gazetesi'ne baktığımızda bugün gazetenin manşeti inşaat çalışmalarına başlanan, yapım çalışmalarına başlanan külliye ve meclis binası ile alakalı bir konu oldu. Avrupa Gazetesi bugün külliye ve meclis binası ile ilgili yapım çalışmalarının başlatılması, bu noktada arazi ile ilgili bir takım çalışmaların gerçekleştirilmesine ve bazı firmaların da çalışmalarına başlamasına ilişkin bir detaya yer veriyor. Yine Toplumcu Demokrasi Partisi'nin de bu inşaat çalışmalarıyla ilgili ortaya koyduğu bir görüş var. Avrupa Gazetesi'nin hem manşetinde hem de iç sayfalarında bulabileceksiniz. Toplumcu Demokrasi Partisi'nin külliye ve meclis binasıyla ilgili yapım çalışmalarına başlanmasıyla alakalı Avrupa Gazetesi'nin attığı manşet haberi. Ve geçiyoruz bir sonraki gazetemize. Bir sonraki gazetemiz Kıbrıs Gazetesi. Kıbrıs Gazetesi araba piyasasını yabancılar yaşatıyor şeklinde otogalericilerin özellikle açıklamalarının yansıdığı haberi bugün manşetinden aktarmış oldu. Okurları için dövizin artışı burada yansıtılıyor. Dövizin artışıyla birlikte araba piyasasında yaşanan alımlardaki düşüş konu edinilmiş. Dövizle birlikte navlun fiyatları da arttı. Ancak vatandaşın alım gücü tam tersine düştükçe düştü. Bu tablo otogalerilerin satışlarına da olumsuz yansıyor. Galericiler yerli halkın artık eskisi gibi araba alamadığını belirterek piyasaya hakim olan kitleyi işaret etti ve yabancıların araba piyasasını yaşattığını söyledi. Otogalericilerin neler aktardığına bakalım dilerseniz detaylarda. Navlun fiyatları çok yüksek diyor Kıbrıs Gazetesi. Japon araçlarının revaçta olduğu ülkemizde navlun fiyatlarının çok yükselmesinden dolayı vatandaşlar bu trendi devam ettirmekte hayli zorlanıyor diyor Kıbrıs. Dünyadaki ekonomik sıkıntılar ve dövizin yükselmesinden dolayı tavan yapan navlun fiyatları araç fiyatlarını da çok artırdı. Alım gücü giderek düşen vatandaşlar geçim derdine düşerken araba alma hayallerini de erteliyor bu şekilde. Otogalericiler navlun fiyatları 2000-3000 dolardan aniden 14.000 dolara çıktı. Şimdilerde 11 bin dolara indi. Daha önce Japonya'dan bir arabayı 500 sterline 2000 dolara indi deniliyor, affedersiniz. Daha önce Japonya'dan bir arabayı 5500 sterline getirirken şu anda 2500 sterline getiriyoruz şeklinde
bir ifade kullandı gazete. Yerli halk araba alamıyor şeklinde bir ifade var. Galeri sahipleri araç satışlarıyla ilgili hayli dertli. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik açmazdan dolayı geçinmekte bile zorluk çeken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları toplu taşıma sistemimiz gelişmediği için araba almak zorunda ama bu şartlarda ya araç alamıyor ya da ikinci el araçları tercih edebiliyor. Özellikle araba almak zorunda olan vatandaşların ikinci el araçları tercih etmek durumunda kaldığının altı çizilmiş. Dövizin de yükselişiyle birlikte sayın seyirciler, galeriler şu anda Kıbrıslıların tercih ettiği araçlar plakalı ikinci el araçlardır. Sonradan plakalandırılan araçları daha çok üçüncü ülke vatandaşları, özellikle Afrikalılar, Ruslar, İranlılar ve Kırgızistanlılar tercih ediyor şeklinde konuştu. Yani yabancı uyruklu vatandaşların ülkemizde daha çok araba piyasasında etkin olduğu yönünde bir ifade kullanıyor otogalericiler. Bu şekilde bu haberin detaylarını iç sayfalardan da takip edebilmeniz mümkün olacak sayın seyirciler. Araba piyasasıyla ilgili son gelişmeleri Kıbrıs gazetesinden bugün öğrenebilirsiniz. Ve ekmek. Sürmanşetteyiz, ekmeğe zam haberini sürmanşetten aktaracağız. 7 lira olan somun ekmeğin fiyatı 15 gün içerisinde 8-9 liraya kadar çıkacak. Diğer ekmek çeşitlerine de %20 ila 25 oranında zam gelecek. Fiyatlarda bir artış bekleniyor. Yine yeniden ekmek fiyatlarında bakalım. Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı'nın açıklaması yansımış. Ekmek ve ekmek ürünlerine yapılacak zamlarla ilgili artan maliyetlere dikkat çekti. Çıralı, ekmeğe istemeden de olsa zam yapmak zorunda olduklarını aktardı. Özellikle enerji maliyetlerinin ciddi oranda arttığına ve devletin bu konuda bir önlem almadığına vurgu yapan Çıralı, eskiden 98 kuruş ödedikleri elektriği artık 3 lira ödediklerini, 50 kiloluk unun torba fiyatının 400-450 liradan 650 liraya kadar yükseldiğini, artan asgari ücretle de işçi çalıştıramadıklarını kaydetti. Tüm bu unsurlarda ekmek fiyatlarının yükselmesine neden oldu sayın seyirciler. Somun ekmek 7 liradan 8-9 liraya kadar ve diğer ekmek çeşitlerinde de somun ekmeğin dışındaki diğer çeşitlerde ise %20 ila 25 oranında zam yapılmasının beklendiğini yeniden altını çizerek aktarmış olalım. Ve geçiyoruz sürmanşette yer alan diğer habere. Hükümetle alakalı bir haber paylaşmayı tercih etti Kıbrıs gazetesi. Sürmanşetinden aktarmayı uygun gördü bu haberi. Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi hükümeti yine çatırdıyor şeklinde bir başlık kullanılmış. Hükümetin son durumuyla, hükümetin süreciyle ilgili olarak iş yapamaz noktaya çok yaklaştık diyen Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve aynı zamanda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın hükümetin gidişatı, hükümetin işleyişiyle ilgili bir açıklaması var. Takvimlendirilmiş hükümet programının neresinde olduklarını tespit etmek için hükümet ortaklarından bir toplantı talep edeceklerini söyledi Bakan Arıklı. Kıbrıs gazetesi bu konuyu, bu gelişmeyi hükümet yine çatırdıyor şeklinde yorumladı. Sıkıntılar var, başbakan da görüyor dedi Bakan Arıklı. İcraatta sıkıntılarımız olduğu gibi 3 partinin imzaladığı koalisyon protokolünde de sıkıntılar var. Bunu sayın başbakan da görüyor. Bu sıkıntılar şimdiye kadar anlaşılabilirdi ama artık kurultay bittiğine ve partideki dağınıklık ortadan kalktığına göre sayın başbakan ipleri eline almalı dedi Bakan Arıklı. İş yapamaz yok noktaya da çok yaklaştıklarını ifade etti. Arıklı, hükümet biz sizde iki partili olarak yoluna rahatlıkla devam eder. Bu yüzden muhalefetin heyecanlanmasına gerek yok dedi Bakan Arıklı. Logo kenarındaysa sayın seyirciler, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun açıklamasını görüyoruz. Hasipoğlu, Luiziduh dosyasının kapatılmasıyla Rumların yapmış olduğu propagandaların mesnetsiz olduğunun ortaya çıktığını kaydederek mülkiyet rejiminde iki bölgelilik hukuken tescillendi dedi. Ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mimar Zeliş Demirkıran'ın
açıklamalarıyla devam edeceğiz. İnşaatlardaki çalışma ve güvenlikle alakalı bir açıklaması var Demirkıran'ın. Ülkemizde yaşanan iş kazalarına dikkat çeken Demirkıran, bu alandaki denetim eksikliklerinin işverenleri yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi için yüreklendirdiğini, kazaların ve meslek hastalıklarının yaşanma riskini de artırdığını söyledi. Denetimsizlik işverene cesaret, işçiye de ölüm kapısını açıyor. Bakanlığın etkin iş yeri, iş sağlığı ve güvenliği alanında kapsamlı denetimlerini yapamadığını gözlemliyoruz diyen Demirkıran, özellikle inşaat sektöründeki riskin fazlalığına dikkat çekti. Ülkemizdeki gibi gelişmemiş yerlerde bu sektörlerdeki riskin normalin 10 katına kadar çıktığını vurguladı. Bu noktada inşaat sektöründe can kaybı riskinin ve güvenlik konusundaki risklerin fazla olduğu noktasında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mimar Zeliş Demirkıran'ın açıklaması yansıtılmış Kıbrıs'ta. Siz de detaylarıyla okuyabilirsiniz. Yeni Düzen'deyiz sayın seyirciler. Geçiyoruz Yeni Düzen gazetesine. Yeni Düzen gazetesi de tıpkı Avrupa gazetesinde de bahsettiğimiz gibi meclis binası ve külliye yapımıyla ilgili inşaat çalışmalarına başlanacak. Bu noktada külliyen kaçak şeklinde bir başlık kullanmayı uygun gördü Yeni Düzen gazetesi, bu yapılacak inşaat çalışmalarıyla ilgili olarak bir takım detaylara yer verdi. Özel haber kapsamında yayınlanan bir haber oldu Yeni Düzen'de. Biz de bakıyoruz bu haber ne gibi detayları kapsıyor. İnşaat Mühendisleri Odası'ndan vize alınmadan inşasına başlandığı ifade edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin Acil Durum Hastanesi ve Yeni Cezaevi gibi kaçak konumda yer aldığı noktasında bir ifadeye yer veriyor Yeni Düzen gazetesi bugün. Türkiye'de çıkılan ihaleyi kazanan Siyah Kalem isimli şirket külliye inşaatında ilk adımı meclis binası için attı. Projesinin İnşaat Mühendisleri Odası'ndan vizelendirilmediği öğrenildi deniliyor Yeni Düzen gazetesinde. Meclis binası inşaatını Tüfekçi Limited'e veren Siyah Kalem'in külliye ile ilgili işlerin %80'ini de Kıbrıslı Türk müteahhitlere yaptırma taahhüdünde bulunduğunun ifade edildiği aktarılıyor. Yeni Düzen'e konuşan Tüfekçi Limited Direktörü Hüseyin Tüfekçi, vize alınmadı, devlete yapılan işlerin tümü vizesiz şeklinde bir açıklamada bulundu. Külliye ve meclis binası inşaatı ile ilgili olarak meclis binası projesi için inşaat sürecinin başladığı haber veriliyor öncelikle. Ancak projeye inşaat mühendisleri odasından vize alınmadığını, proje için vize alınmadığını ifade eden Tüfekçi, yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne pek çok iş yapıldığını ve tümünün de vizesiz olduğu noktasında bir ifade kullanıyor sayın seyirciler. Yine İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu'nun da bu noktada bir açıklaması var. İnşaat halkın tabiriyle kaçak diyor Yağcıoğlu. Projeye vize alınmadığı için ruhsat da çıkarılmayacağını ifade eden Yağcıoğlu, bu durumda inşaat halkın tabiriyle kaçak konumundadır. İlgili yasa açıkça belirtiyor. Devlet projeleri dahil tüm projelerin vize alma zorunluluğu var. Buna göz yuman suç işlemiş sayılır diyor. Hem Tüfekçi Limited Direktörü'nün hem de İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Yağcıoğlu'nun bu noktada açıklamaları var. Detaylı bir şekilde sizin okuyabilmeniz mümkün olacak ve inşaat alanından, yapım çalışmalarının yürütüldüğü alandan bir fotoğraf yansımış Yeni Düzen'de. Ve Yeni Düzen gazetesi görüldüğü üzere bir tek bu konuyu işlediği bir ön sayfa tasarımı yaptı bugün okurları için. Sadece bu gelişmeye yer verdi ön sayfasında, manşetinde. Ve geçiyoruz Diyalog gazetesine sayın seyirciler. Diyalog gazetesi de hükümetle ilgili olarak hem Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı hem de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın hükümetin gidişatın noktasında koalisyon hükümetinin bu noktada yürüttüğü süreçle ilgili olarak bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Gitti gidiyor başlığını kullandı Diyalog gazetesi ve hükümetin gidişatına yönelik bir detay aktaran manşet haber konu edinildi bugün ön sayfada.
bakalım önemli projeler refa kaldırıldı, ilk çatlak 5G ihalesiyle başladı şeklinde bazı başlıklarla bazı detayların aktarıldığını görüyoruz. Şimdi sizlerle bu detayları sırasıyla paylaşacağız tabii ki. Yeni havayolu şirketi ve 5G ihalesi bazı bakanların engeline takılınca hükümet yeniden krize girdi. Üst başlığını kullanıyor Diyalog gazetesi öncelikle ve gitti gidiyor dendi. Az önce de ifade etmiştik. Önemli projelerin rafa kaldırıldığı detayı var. Ulusal Birlik Partisi'nden, Demokrat Parti'den ve Yeniden Doğuş Partisi'nden oluşan üçlü koalisyon hükümeti çatırdamaya başladı şeklinde. Daha çok bir iddia olarak Diyalog gazetesi bu anlamda bir görüş, bir ifade yer veriyor. Şu anlamda, şu anda böyle bir şey söylemek kesin olarak doğru olmaz. Ülke ekonomisi için büyük önem taşıyan yeni uçak şirketinin onayı ve haberleşmede 5G'ye geçiş gibi konularda kabine üyeleri arasında ciddi görüş ayrılıklarının olduğu noktasında da bir ifadeye yer veriyor Diyalog gazetesi. Diyaloğa konuşan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın açıklaması var. Ne diyor Bakan Arıklı? Mavi Girne adıyla yeni havayolu şirketinin Ercan'a uçuşu konusunda Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırlanan önergenin kabineden onay alamadığını söyledi. İlk çatlakta 5G ihalesiyle başladı. Yine Bakan Arıklı'nın açıklamalarıyla devam edeceğiz. Aynı şekilde 4.5 ve 5G konusunda da onay alınamadığı için Ağustos ayında ihaleye çıkılamadığını kaydetti Bakan Arıklı. Hükümet içinde ilk çatlağın 5G yüzünden oluştuğunu ifade ederek Turizm ve Çevre Bakanı olan diğer ortak Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Atıoğlu'nun özellikle yeni havayolu şirketi hakkında sessiz kalmasının da dikkati çektiği ifade ediliyor Diyalog gazetesi tarafından. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Bakan Arıklı'nın bir takım açıklamaları var. Ancak hükümet çatırdadı, hükümet gitti gidiyor şeklindeki ifadelerin sadece bir iddiayı yansıttığını ve gazetenin de bu iddialara dayandırarak bu şekilde bir haber paylaştığının altını çizmiş olalım. Yine İstanbul'da bulunan Başbakan Üstel'in tavrının merak konusu olduğunu, hükümetten çekilme niyetini gerekçeleriyle birlikte açıkladığı noktasında Bakan Arıklı'nın ve yeni uçak şirketine yönelik engeller karşısında da sessiz kaldığı ifadesiyle Bakan Atıoğlu'nun açıklamaları ve sergiledikleri duruşla ilgili olarak da bir takım ifadelere yine yer veriyor Diyalog gazetesi. Bir takım görüşler, bir takım iddialarla harmanlanarak hazırlanan bir manşet haber oldu bugün için. Geçiyoruz ön sayfada yer alan diğer yerel gelişmelere sayın seyirciler ve baktığımızda adli haberler görüyoruz. Ehliyetsiz, sigortasız ve alkollü başlığı kullanılmış bu haber için 19 yaşındaki Ozan'ın ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan Nijeryalı sürücünün cezaevine gönderildiği ifade ediliyor. 19 yaşında taksi şoförlüğü yapan Ozan'ın Nijeryalı bir araç sürücüsü tarafından ağır yaralanmasıyla gerçekleşen bir kaza vardı. Bu kaza sonucunda Nijeryalı sürücünün cezaevine gönderildiği ifade ediliyor. 20 bin lira ödedi, serbest kaldı. Bir diğer adli haberdeyiz. 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan şahsın da mahkemeye çıkarıldığı ve 20 bin lira kefaletle de serbest kaldığı ifade ediliyor. Yargısı 3 ay içinde ve bir başka adli haber. Annesine bir takım küfürde bulunan bir adamı 5 kez bıçaklayan Osman Furkan Çetinel'in merkezi cezaevine gönderildiği ifade ediliyor. Bu noktada da sayın seyirciler yargısı 3 ay içinde başlığı kullanılmış. Adli haberlerde bugün öne çıkan gelişmeleri Diyalog gazetesi verdi. Ve son olarak asayiş ve trafik güvenliği noktasında polis ekiplerinin trafikte gerçekleştirmiş olduğu denetimlere gözümüzü çevireceğiz. Sürat, cep ve alkol.
Polis son bir haftada 8651 araç sürücüsünü kontrol etti, 967'sinin suç işlediğini tespit etti. En fazla öne çıkan suçlarsa süratli gitmek, yolda giderken cep telefonu kullanmak ve alkollü bir şekilde yola çıkmak şeklinde aktarılıyor. Sürat, cep ve alkol başlığıyla bu şekilde yansıdı. Asayiş ve trafik denetimlerinde polis ekiplerinin trafikte tespit ettiği işlenen suçlar kapsamında bu şekilde bir haberi Diyalog Gazetesi veriyor ön sayfasından sayın seyirciler. Geçiyoruz. Güneş Gazetesi ile devam edeceğiz. Şimdi Güneş Gazetesi'ne baktığımız zaman Güneş Gazetesi yeni stratejimiz güçlendi başlığına yer veriyor. Ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın New York ziyaretinin ardından adaya dönüşü sonrasında yapmış olduğu basın toplantısına bakacağız. Şimdi hep birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dış siyaseti, New York'ta özellikle edindiği rol ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması noktasında verdiği mesajlar vardı hatırlayacağınız üzere. Bu noktada Ersin Tatar'ın, Cumhurbaşkanı Tatar'ın basın toplantısında altını çizdiği önemli detaylar oldu. Şimdi sizlerle Cumhurbaşkanı Tatar'ın ülkeye dönmesinin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında dikkat çektiği, altını çizdiği mesajlara bakacağız. Yeni stratejinin güçlendiğini ifade ediyor demiştik Güneş Gazetesi. Haberin başlığı bu şekilde yansıtılıyor. Ancak statümüzün teyidiyle diyor gazete aynı zamanda. Şimdi detaylara bakalım. New York'ta Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul çalışmaları kapsamında temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar'la birlikte heyeti de ülkeye dönmüş oldu. Cumhurbaşkanı Tatar temaslarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve heyetleriyle bir takım görüşmeler yaptıklarını, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Tatar, Guterres'e yeni bir müzakere sürecinin ancak Kıbrıs Türk halkının müktesep hakkı olan egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle mümkün olabileceğini ifade ettiğini dile getirirken, bunun kayıtlara da geçirildiğini söyledi. Anastasiadis'in saldırgan konuşması. Cumhurbaşkanı artık yeni siyasetin gündemde olduğuna vurgu yaparak olası bir müzakere için bunun kabulünün gerekli olduğunu aktardı. Görüşmeler için ortak zemin var mı yok mu arayışıyla personalen voy atanmasına gerek olmayacağına işaret eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Rosemary DiCarlo'nun bunu yapabileceği noktasında mutabakata vardıklarını ifade etti. Güney Kıbrıs'ta seçimlerin yaklaşmakta olduğunu da anımsatan Rum lider Nikos Anastasiadis'in saldırgan ve gerçeklerden kopuk konuşmasıyla ilgili tepkilerini de genel sekretere ilettiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu şekilde sayın seyirciler hem Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve diğer yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmeler vardı. Hem Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirilen görüşme vardı. Ve yine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Başkanı Nikos Anastasiadis'in de Kıbrıs sorunu ve Güney Kıbrıs'ın duruşun noktasında açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı Tatar tüm bu yaşanan gelişmelere yönelik bir takım açıklamalarda bulundu adaya dönüşü sonrasında. Ve sürmanşetle devam ediyoruz. Öncelikle Meclis Başkanı Zorlu törenin açıklamasına bakacağız. Erdoğan'ın konuşması tarihe not düşülmeli tanınma isteği bazılarını rahatsız etti. Az önce de aktarmıştık sizlere manşet konusundan bahsederken Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında tüm dünya liderlerine hitaben yaptığı konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için verdiği bir mesaj vardı, bir çağrı vardı. Kıbrıs adasındaki zulme son verilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin tanınması noktasında bir çağrıda bulunmuştu Erdoğan. Bu noktada Meclis Başkanı Zorlu törede Erdoğan'ın bu konuşmasının tarihe not düşülmesi gerektiği konusunda bir değerlendirmede bulunuyor. Egemen eşitlik üzerine görüşme yapılabilmesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ana vatan Türkiye'nin de resmi görüşü olduğunu söyleyen töre,
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasının tarihe not düşürmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin verilen bunca mücadeleden sonra tanınmak istediğini ifade eden töre, tanınma isteminin ülkedeki bazı çevreleri de rahatsız ettiğini dile getirdi, diyor Güneş ve... Beklenen protokol yarın imzalanıyor. Sözümüzün arkasındayız. Sayın seyirciler, kamuda örgütlü 12 sendikanın göç yasasıyla ilişkili olarak bazı gerekçeler öne sürerek bazı kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirdiği şok grev ve eylemler vardı. Hükümetle 12 sendika arasında gerçekleşen uzlaşı sonrasında sendikalar da bu eylemlerini sonlandırdı ve hem hükümet hem de sendikalar arasında, yani iki taraf arasında bir protokol imzalanacak. Beklenen protokolün ise yarın imzalanacağını haber veriyor Güneş gazetesi. Sözümüzün arkasındayız ifadesi de Başbakan Ünal Üstel'e ait. Başbakan Ünal Üstel hükümeti verdiği bir sözü daha yerine getiriyor şeklinde yorumluyor Güneş gazetesi Başbakan'ın bu açıklamasını. Başbakan Vekili ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, göç yasası diye adlandırılan 47'ye 2010 sayılı yasa kapsamında çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü, sendikalarla protokolün ise Başbakan Ünal Üstel'in adaya dönmesinin ardından yarın imzalanacağını açıkladı. Sendikalara verdiğimiz sözün arkasındayız diyen Oğuz, Başbakanlık ve Personel Dairesi tarafından gereken tüm çalışmaların yapıldığını, bugün ise teknik kurulun toplanacağını aktardı. Bu noktada Başbakan Ünal Üstel hükümeti ile birlikte 12 sendikanın kamu kurum ve kuruluşlarında şok grev ve eyleme giden 12 sendikanın uzlaşarak bir protokol imzalayacağı noktasında yarın bu protokolün imzalanacağını haber veren bir sürmanşet tabiri paylaşıyor Güneş gazetesi. Vatan gazetesiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Şimdi doktorlar eylemde. 12 sendikanın sonlandırdığı grevin yanı sıra tabii ki sağlıkta da bir eylem durumu söz konusu. Tıp işine aynı şekilde bir eyleme gitmişti hatırlanacağı üzere. Hastanede bazı hizmetlerin durdurulduğu noktasında bir manşet haber paylaşıyor Vatan gazetesi. Şimdi tıp işin gitmiş olduğu eylemle ilgili detayları sizlerle paylaşacağız. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, yani Tıp İş, daha önce açıkladığı eylem kapsamında dünden itibaren anestezi ve reanimasyon kliniğinin ameliyathane, yoğun bakımlar ve acil servisler hariç tüm dış hizmetlerini durdurmuş oldu. Eylem kapsamında Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerini yapmayacak ve işe giriş çıkışlarda da imza atılmayacak. Tıp İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, sağlık hizmetleri sunumunda yaşanan aksaklıklara bakanlığın çözüm bulmaması nedeniyle pazartesi gününden itibaren, yani dünden itibaren sendikanın eylemlilik sürecine geçeceğini ve gerekli adımların atılmaması halinde de ilerleyen günlerde eylemlerin genişletilerek devam edeceğini bildirmişti. Bu noktada dünden itibaren kadın hastalıkları ve doğum poliklinikleri gibi belli başlı bazı noktalarda hizmetler durduruldu ve taleplerin yerine getirilmemesi durumunda eylemlerin genişletilerek devam edileceği yönünde de Tıp İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu'nun bir açıklaması var. Sayın seyirciler, bu şekilde tıp işin eylemi şu anda devam ediyor diyebiliriz. Sürmanşete geçtiğimizde Öğretmenler Sendikası ise Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın yapmış olduğu bir denetim çağrısı var. Bu haberi görüyoruz. İki sendika Gönyeli İlkokulu ve 20 Temmuz Fen Lisesi'nde denetim çağrısında bulundu. Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş de Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı yaptıkları ortak açıklamada dün söz konusu iki okulu ziyaret ederek yaşanan sıkıntıları yerinde inceledi ve gözlemledi. Bu noktada bir denetim çağrısında da bulundu. Hem Gönyeli İlkokulu için hem de 20 Temmuz Fen Lisesi için. Logo kenarına geçtik. İsmail Bozkurt, dilde, fikirde, işte birlik Türk Dünyası Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. Dilde, fikirde, işte birlik Türk Dünyası Edebiyat Roman Ödülleri'ne layık görülenler arasında bu yıl Kıbrıslı Türk yazar İsmail Bozkurt da yer aldı deniliyor logo kenarından aktarılan haberde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türk Devletleri Teşkilatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'yla
Türk Dil Kurumu'nun işbirliğinde Dilde, Fikirde, İşte, Birlik, Türk Dünyası Edebiyat Roman Ödülleri ve 2022 yılı Türk Diline Hizmet Ödülleri töreni Bursa'da gerçekleştirildi. 12 sendikayla hükümet arasındaki protokolün yarın imzalanacağına ilişkin haberi Vatan Gazetesi'nin dön sayfasında görüyoruz. Başbakan Vekili ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'un yapmış olduğu açıklama var. Göç yasası diye adlandırılan 47-2010 sayılı yasa kapsamında çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü, sendikalarla protokolün ise Başbakan Ünal Üstel'in adaya dönmesinin ardından yarın imzalanacağını açıkladı. Başbakan Vekili ve Bakan Dursun Oğuz, sayın seyirciler. Lirik Şiir Grubu Güzel Yurt'ta sahne alıyor. Dernekten verilen bilgiye göre yarın akşam Güzel Yurt'ta sahne alacak. Lirik Şiir Grubu'nun Güzel Yurt Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneleyeceği Bizim Şiirlerimiz Bizim Şarkılarımız başlıklı konserinde Pembe Marmara şiirleri de okunacak. Devam ediyoruz. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın erken seçime gidilmesi noktasında yapmış olduğu açıklaması göze çarpıyor Vatan Gazetesi'nde. Ne diyor Erhürman? Mümkünse yarın en erken zamanda erken seçime gidilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Söz konusu yapının verdiği zararın her dakika büyüdüğüne vurgu yapan Erhürman, kurumsal hafızanın da haşet edildiği bir dönemden geçildiğini belirtti. İradenin yıprandığına ve bilgi düzeyinin de sıfıra doğru indiğine işaret eden Erhürman, her mesele mahkemede bitmeye başladıysa o ülkede artık risk vardır şeklinde bir görüş ortaya koydu. Ve son olarak Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun Loizidu dosyasıyla ilgili yapmış olduğu açıklama var. Dosyanın kapatılmasıyla mülkiyet rejiminde iki bölgeliliğin resmen hukuken tescillendiği noktasında bir açıklamada bulundu Hasipoğlu. Ankara-Brüksel-Strasbourg hattında 10 yıllardır en pürüzlü konulardan olan Loizidu dosyasının kapatılmasıyla Rumların yapmış olduğu propagandaların mesnetsiz olduğunun ortaya çıktığını belirten Hasipoğlu, mülkiyet rejiminde iki bölgeliliğin hukuken de tescillenmiş olduğunun altını çizdi sayın seyirciler bu şekilde. Yeni Bakış Gazetesi ile devam edeceğiz. Yeni Bakış Gazetesi ülkemize gerçekleşen ölüm vakalarıyla ilgili özellikle basında ani ölüm vakaları olarak adlandırılan bu ölüm vakalarına yer veren bir manşet haber paylaştı. Ülkemizde son 6 ay içerisinde 35 kişinin aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği noktasında bir konuya yer veriyor. Bugün Yeni Bakış Gazetesi bu noktada istatistiki bazı bilgiler, rakamsal bazda oranlar paylaşılmış oldu. Şimdi bu habere detaylı bir şekilde bakacağız. 6 ayda 35 ani ölüm başlığını kullanmış gazete. Ülkede son 2 yılda özellikle pandemiyle birlikte artan ani ölümler birçok araştırma raporuna rağmen endişe yaratmaya devam ediyor diyor Yeni Bakış. Yapılan otopsilerde meydana gelen ani ölümlerin çoğunun nedeni kalp yetmezliği ve kalp krizi olarak açıklanıyor. 1 Nisan ve 26 Eylül arasında polis raporlarına göre 6 ay içerisinde 35 kişi ani şekilde rahatsızlanarak yaşamını yitirmiş oldu. Bundan bir süre önce Sağlık Bakanlığı ani ölümlerle ilgili araştırma komisyonu kurmuş. Komisyon çalışmasını tamamlayarak yaptığı açıklamada kalp hastalığı nedeniyle ölümlerde geçmiş yıllara göre artış yaşanmadığı belirtilmişti. Burada altını çizeceğimiz bir nokta daha olsun sayın seyirciler. Sağlık Bakanlığı'ndan bu noktada gelen açıklamada her ani ölüm olarak nitelendirilen ölüm vakasının da sağlık açısından ani ölüm olarak adlandırılmadığı ifade edilmişti. Bu noktada burada bir paradoks olduğunu da belirtelim. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan komisyon açıklamasında 2022 yılındaki toplam ölümlerdeki artış COVID-19 sebebiyle olduğu bildirildi. Komisyon açıklamasında 2022 yılının ilk 8 ayı verilerine göre hayatını kaybeden 700 kişinin 54'ünün kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Bu noktada 2022 yılına dair bazı veriler paylaşıldı ve COVID-19'un ilk çıkışından bu yana da ani ölümlerin
artış yaşadığı, ani ölümlerin artışta olduğu şeklinde bir ifadeye yer verilirken de Sağlık Bakanlığı'nın kurmuş olduğu araştırma komisyonundan gelen açıklamada da bir artış olmadığı belirtilmişti. Bu şekilde bir konuya yer verdi Yeni Bakış gazetesi. Ani ölüm vakaları, ani ölüm olarak adlandırılan vakalar ve bir trafik kazası haberi. Gazi Mansa Lefkoşa Anayolu üzerinde dün saat 7 sıralarında gerçekleşti. 20 yaşındaki Ekin Yücel ismindeki şahıs yönetimindeki GT056 plakalı araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Çukurova yol kavşağını geçtikten sonra dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp takla attı. Araç sürücüsü bu noktada yaralandı. Ve tıpış eylemde az önce de ifade etmiştik. Basında bu noktada haberler var. Tıpış eylemde ve hastanede Lefkoşa Devlet Hastanesi'ndeki bazı hizmetler durduruldu sayın seyirciler. Kadın doğum ve polikliniklerde gerçekleşen bazı hizmetler durdurulmuş oldu. Yine adli haberlere yer veriliyor. Lefkoşa'da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar Abdurrezzak Dolgun ve Sabri Işık tutuklanmalarının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlılara 3 gün tutukluluk haklarında 3 gün tutukluluk kararı verildi. Yine tutuklu kalacak başlığıyla da alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araçla yayaya çarparak kaza yapan zanlı Afez John Oyofo tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Tutuklu kalacak başlığı aktarılıyor bu haber için. Devam ediyoruz. İtfaiyenin önemi vurgulandı. İtfaiye haftası etkinlikleri ülkemizde ilk kez gerçekleşen etkinlikler. Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi yani dere boyu üzerinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başlamış oldu. İtfaiye haftası noktasında gerçekleşen etkinlikler ilk kez yapılıyor ülkemizde. Bunun da altını çizelim. İtfaiyenin önemi vurgulandı başlığıyla bu haber yansıdı ve yine yaşanan etkinlikten gerçekleşen itfaiye haftası etkinliklerinden bir fotoğrafa da yer veriyor. Yeni Bakış gazetesi ayrıca son olarak tabii ki külliye ve meclis binası yapımı çalışmalarına başlanmasıyla ilgili konu bugün Yeni Bakış gazetesinin ön sayfasında. Külliye uğruna yüzlerce ağaç katledildi diyerek de külliyenin yapılacağı araziyle ilgili çalışmalardan bir detay paylaştı bugün Yeni Bakış gazetesi. Lefkoşa'daki Metehan bölgesinde 500 dönüm arazi içine 586 milyon lira maliyetle bütçelenen külliye için çalışmalar başladı. İnşaat için temizlenen alanda yüzlerce ağacın kesildiği gözlemlendi diyor Yeni Bakış gazetesi. Bu noktada külliye uğruna ağaçların kesildiği haberi yansımış ön sayfaya ve Halkın Sesi gazetesiyle sayın seyirciler devam edeceğiz. Halkın Sesi gazetesi ülkede herkes emlakçı başlığını kullanarak da emlak sektörüyle ilgili ve bu sektörde çalışan kişilerle alakalı olarak bir manşet haber paylaşmış oldu. Geçmişte yüzlerle ifade edilen kaçak emlakçı sayısı artık binlerceye ulaştı. Devletin bu yılki vergi kaybı ise 180 milyon lira şeklinde bir üst başlık kullanılmış Halkın Sesi gazetesi tarafından bu manşet haber için. Detaylarına geçiyoruz. Kaçak emlakçıların artış gösterdiği ve hükümetin de devletin de bu noktada vergi kaybına uğraması noktasında bazı detaylar veriliyor. Kaçak emlakçılık artıyor diyor Halkın Sesi gazetesi. Ülkede kaçak emlakçılığın önüne bir türlü geçilemiyor. Emlakçılık ülkede hiçbir denetime tabi olmadan yapılırken kaçak emlakçıların sayısı da bu çarpıklığa paralel katlanarak artıyor. Afrikalı öğrenciler bile bu sektörde. Afrika ve Arap ülkeleri ya da Rus öğrencilerin bir kısmı bile sözde emlakçı diyor Halkın Sesi gazetesi. Keza garsonlar, taksiciler, kasinocular, restoran işletmecileri ve birçok meslek grubu da bu işten para kazanma derdinde. Bir yasal emlakçıya karşılık 5 kaçak emlakçı. Yine gazeteye konuşan Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur'un bazı ifadeleri var. Ülkedeki her bir yasal emlakçıya karşılık 5 yabancı uyruklu kaçak emlakçı olduğunu söyleyen Sungur, kaçak emlakçıların yasalmış gibi bayilik verdiğini de kaydetti. Devletin vergi kaybı 180
milyon lira. Ülkede bu yıl 20 bin ev satıldığını ve 3 bin adet satışın bile emlak üzerinden yapılmadığını anlatan Sungur, devletin 180 milyon lira vergi kaybının olduğunu kaydetti. Sungur, emlakçılar kayıt ve işlemleri değişiklik yasa tasarısının bir an önce yasalaşması noktasında da bir talepte bulundu. Havaalanında ambulans için ne bekleniyor şeklinde bir soruyla bir habere yer veriyor Halkın Sesi gazetesi. Bakalım, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kurallarına ve işletme şartlarında havaalanında 24 saat ambulans bulundurma ve acil servis gibi sağlık hizmeti verilmesi zorunlu olmasına rağmen TNT şirketi bu kurala uymamaya devam ediyor dedi. Bu noktada hava yoluyla ilgili bir haberi görüyoruz Halkın Sesi gazetesinde ve yine hava yoluyla da alakalı benzer bir haberle devam edeceğiz. 16 ülkeden ülkemize 15 bin turist geleceği haberi. 16 farklı Avrupa ülkesinden yaklaşık 15 bin misafirin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceği NTL yani Northern Travel kış programları başladı. Turizm Bakanı Ataoğlu yıl 365 gün turizm hedefine kararlılıkla devam ettiklerini vurguladığı ifadesi yer alıyor sayın seyirciler. Cezaevi ziyaretinde kasıt aranması yanlış. Meclis Başkanı törenin açıklaması var. Cezaevine yaptığı ziyarette tüm mahkum koğuşlarına girdiğini, hemen hemen tüm mahkumlarla sohbet ettiğini söyledi ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerinde kasıtlı şekilde yapıldığını ifade etti Meclis Başkanı Töre. Sayın seyirciler, Kıbrıs Türk basınındaki son gazetemiz Detay gazetesi olacak. Ve devam ediyoruz. Detay gazetesine baktığımız zaman Detay gazetesi göç yasası mağdurlarına Eylül maaşlarına %6 oranında artış verilecek. Herhangi bir örgütü bulunmayan özel sektör çalışanlarına ise hayat pahalılığının altında artış yapılmıştı. Hayat pahalılığının altında artış yapılmıştı diyor Detay gazetesi. Göç yasası mağdurlarına ise Eylül maaşlarına %6 artış yapılacak. Bu noktada kamuda örgütlü 12 sendikanın bazı kamu kurumlarında gerçekleştirdiği şok grev ve eylemlerden sonra 12 sendikayla hükümet arasında bir uzlaşı sağlandı ve göç yasası mağdurları olarak da bilinen personellere Eylül ayı maaşlarına %6 artış yapılacağı ifade ediliyor. Bu haberin detaylarıyla devam ediyoruz. Detay gazetesi bu konuyu bugün manşetinden aktarmayı tercih etti. Protokol üstel gelince Başbakan Vekili ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'un bu noktadaki açıklamaları var. Başbakan Üstel adaya döndükten hemen sonra 12 sendikayla masaya oturulacak ve protokol imzalanacak sayın seyirciler. Göç yasası diye adlandırılan 47'ye 2010 sayılı yasa kapsamında çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Oğuz, sendikalarla protokolün Başbakan Ünal Üstel'in adaya dönmesinin ardından çarşamba günü imzalanacağını açıkladı. Yani protokol yarın, çalışmalar yapılıyor. Bakan Oğuz, dün imzalanması beklenen protokolün yurt dışında olan Üstel'in adaya dönüşünün yarın geceye ertelenmesi gerekçesiyle, yani bu geceye ertelenmesi gerekçesiyle çarşamba günü imzalanacağını açıkladı. Sendikalara verdiğimiz sözün arkasındayız diyen Bakan Oğuz, konuyla ilgili Başbakanlık ve Personel Dairesi tarafından gereken tüm çalışmaların yapıldığını, yarınsa teknik kurulun toplanacağını aktardı. Bakan Oğuz, teknik kurul toplantısının ardından yapılan düzenlemelerin Bakanlar Kurulu'ndan geçirileceğini de belirtti. Sendikalarla uzlaşı var. Sendikalarla barem tablosu ve vergi dilimleri konularında uzlaştıklarını kaydeden Oğuz, 47'ye 2010 sayılı yasa kapsamında çalışanların Eylül ayı maaşlarına %6 oranında artış yapılması için personel dairesi tarafından savcılıktan görüş istendiğini ve artış konusunda hukuksal açıdan sorun yoksa bizim için de yok dendiğini ifade ettiği özel sektör ne olacak sorusunu da soruyor Detay gazetesi. Kamudaki kadar bir örgütsel yapısı bulunmayan özel sektör çalışanlarına ise geçen aylarda 6 aylık hayat pahalılığının altında bir artış yapılmış. Bakan Taçoy gerekirse asgari ücret komisyonunu yeniden toplantıya çağırabileceğini söylemişti. Bu noktada Bakan Taçoy'un açıklamasını da hatırlatarak bir
detayda bulunuyor. Farklı bir alternatif açıklamaya yer veriyor Detay gazetesi ve özel sektör çalışanlarının durumunu soran bir ifade kullanıyor. Detaylarıyla bu haberi yine iç sayfalardan takip edebileceksiniz. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın bir an önce seçime gidilmesi noktasında hükümete yönelik eleştiride bulunduğu bir açıklaması vardı. Sürmanşette Erhürman'ı görüyoruz. Logo kenarında da yine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, aynı zamanda Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın hükümetin gidişatı ve hükümetin takvimlendirilmiş hükümet programının neresinde olduklarının tespiti noktasında bir toplantı talep edeceğini açıkladığı bir ifadesi var. Ve son olarak Öğretmenler Sendikası Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'ndan grevdeki okullara ziyaret. Gönyeli İlkokulu ve 20 Temmuz Fen Lisesi'nde bir takım incelemelerde bulundu sendikalar. İsmail Bozkurt'a Türk Dünyası Ödül Töreni'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ödüle layık görüldü. Ve son olarak Rahvancıoğlu'nun açıklaması, Kıbrıs Türk halkına yönelik baskı, dayatma ve iradesizleştirme süreci adım adım ilerliyor şeklinde bir iddiayla Rahvancıoğlu bir açıklamaya yer verdi sayın seyirciler. Ve Detay gazetesinin ön sayfası da bugün bu şekilde ve Detay gazetesinin hemen ardından hızlı bir şekilde Türkiye basınına geçeceğiz. Türkiye basınında neler yaşanıyor, Türkiye'de neler olup bitiyor, bugüne dair haberlere hep birlikte bakacağız. Sayın seyirciler, Türkiye basınıyla devam ediyoruz. Hürriyet gazetesi ilk gazetemiz olacak. Hürriyet, hayalindeki fotoğraf başlığını kullandığı bir manşet habere yer verdi. Şimdi emekli olan memur Ali Erdem'in en büyük hayali 5 çocuğunu üniversitede okutmak ve onları arkasına dizip aile fotoğrafı çektirmekti. Hayaline 60 yaşında kavuştu, çocuklarına söz verdi. Cübbelerinizi unutmayın detayları yer alıyor. Konutların temelini 25 Ekim'de atıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına bakacağız. Erdoğan, dev konut projesi sosyal konut kampanyasında ilk etap evlerin temelini 25 Ekim'de atacaklarını açıkladı. Erdoğan, sosyal konutlara başvuru sayısının da 5 milyona yaklaştığını söyledi. Proje 2 yıl içinde tamamlanacak ve çiftçiye fatura kolaylığı sağlanacak deniliyor. Ve geçiyoruz Sabah gazetesine sayın seyirciler. Sabah gazetesi, Yunanistan batağa sürükleniyor başlığını çektiği bir manşet haber kullandı. Başkan Erdoğan, komşumuz Yunanistan'ın her tarafı buram buram tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz. Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetlerinin büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası programımızı engellemek olduğunu biliyoruz. Bu tahrikler hem Yunan siyasetçiler, Yunan devleti, Yunan halkı hem de onları kukla gibi kullananlar bakımından çok tehlikeli bir oyundur. Ne o askeri yığınaklar, ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez ama Yunanistan'ı batağa sürüklemeye kafi gelir. Sosyal konut projesinin 5000 konutluk ilk diliminin temelini 25 Ekim tarihinde atıyoruz. Başvuru sayısı şimdiden 5 milyona dayandı. İstanbul Havalimanı'nda her dakika havalanan uçaklar sayesinde dünya nüfusunun yarısına erişilebiliyor. İşte modern olmak bu, diyor Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çiftçiye, öğrenciye müjde. Çiftçilerin elektrik faturaları artık aylık yerine hasat sonunda ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek. Ayrıca çiftçiler geçmiş dönem elektrik borçlarını 5 yıla varan vadeyle ve faizsiz geri ödeme imkanıyla kapatabilecek. Yüksek öğrenim yurtlarımızda kalan öğrencilere verdiğimiz beslenme yardımını da günlük 25 liradan 60 liraya çıkararak aylık 1800 lira yaptık, diyor Sabah gazetesi. Erdoğan'ın açıklamalarını veriyor. Devam ediyoruz Cumhuriyet gazetesiyle. Cumhuriyet gazetesi sayın seyirciler, yurt yerine saray yaptırdı.
başlığına yer verdiği bir haber paylaşıyor. Öğrencilerin barınma sorunu işte bu yüzden çözülemiyor. Rektörden skandal uygulama demiş Cumhuriyet Gazetesi kullandığı üst başlıkta. Ve diğer öne çıkan haberde ise Ulaştırma Bakanlığı 2018'den beri müjdeyi sürekli erteliyor. Milli tren ortada yok başlığını kullandı Cumhuriyet Gazetesi. Bu noktada bir haber daha yer alıyor. Ve Milliyet Gazetesi'ne geçiyoruz sayın seyirciler. Milliyet Gazetesi, Atina'ya çok sert adalar uyarısı, dengemiz değilsiniz başlığı yer alıyor. Yunanistan'a en sert tepki Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Provokasyon kokan adımları takip ediyoruz. Yunanistan bizim dengemiz, muhatabımız değildir ve olamaz. Güçlü Türkiye'ye karşı kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu Erdoğan. Yunanistan'ın tahrik ve provokasyon kokan politikalarını takip ettiklerini söyleyerek, Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl sebebi ülkemizin vaktini, enerjisini, dikkatini dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye programını engellemek olduğunu gayet iyi biliyoruz dedi. Biz bu filmi gördük. Bedeli ödetilecek angajmanların Türkiye'yi değil Yunan halkını tehdit ettiğinin altını çizen Erdoğan, biz bu filmi seyrettik. Şimdi Yunanistan'ın göz göre göre benzer felakete sürüklenmesinden samimiyetle üzüntü duyuyoruz. Askeri yığınaklar, siyasi ve ekonomik destekler onları bizim seviyemize çıkarmaya yetmez, batağa sürükler diye konuştu. Akşam gazetesine bakalım. Pamuk'ta Amerikan üç kağıdı başlığını kullanmış Akşam gazetesi. Amerikalı pamuk tüccarları 3 dolara anlaştıkları Türk iplikçilere 9 ay teslimat yapmadı. Pamuk 1,5 dolara düştü ama ne rakamı revize ettiler ne de ürünleri verdiler. Olmayan ürünleri sattılar. Tekstil ihracatçıları Amerikalı pamuk tüccarlarıyla kontrat krizi yaşıyor. 9 ay önce 3 dolardan anlaşma yapan Amerikalılar açığa satış yaptıkları için gereken ürünleri çeşitli bahaneler göstererek teslim etmedi. Sektörün zararı 550 milyon dolar. Geçen sürede pamuğun fiyatı 1,5 dolara geriledi ancak bu kez de kontratı suistimal edip 3 dolar dayatması yapmaya başladılar. Zararı 550 milyon doları bulan sektör temsilcileri bakanlıktan yardım istedi. Türkiye Gazetesi ile devam edeceğiz sayın seyirciler. Bakıyoruz Türkiye Gazetesi'ne. Senaryo ve figüran aynı, sahne farklı. Kobani tezgahı İran'a taşındı. Kadın hakları ve özgürlük isyanı diye başlayan olaylar farklı bir boyuta taşınıyor. Suriye'deki gibi terör koridoru ve Türkmenlerin yaşadığı yerleri işgal planı var. Sokaklar yanıyor, İran'da sular durulmuyor. Çatışmalarda 60'ı kadın, 739 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 41 kişi ise hayatını kaybetti denilmiş sayın seyirciler. Ve yine aynı zamanda ön sayfada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan konusunda yapmış olduğu açıklamalarda yer alıyor. Yeni Şafak Gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni Şafak Gazetesi, kur korumalı mevduat büyümeyi de istihdamı da korudu dedi. Haberin başlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de duyurduğu kur korumalı mevduat döviz kurunu kontrol altına almakla kalmadı, büyüme ve istihdamı da korudu. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk yarısında %7,5 büyürken 900 bin ek istihdam sağlandı. Kur korumalı mevduat yerine faiz artırma yoluna gidilseydi ekonomiye etkisi yıkıcı olurdu diyor Yeni Şafak Gazetesi. Ve son gazetemiz Sözcü Gazetesi oluyor. Millet ne derdinde, bunlar ne derdinde? Tasarruf komedisi başlığını kullanmış Sözcü Gazetesi. Kamuda tasarruf adeta unutulmuşken, itibardan tasarruf olmaz denilirken, Enerji Bakanı vatandaşın tasarruf yapmasını istedi işte onlar diyerek de bazı noktalara yer veriyor Sözcü Gazetesi sayın seyirciler. Ve bu şekilde Sözcü Gazetesi'ni de aktararak Türkiye basınındaki gelişmeleri sizlerle paylaşmış olduk ve yeniden Kıbrıs Adası'na dönüyoruz. Güney Kıbrıs'ta neler olup bittiğine bakmak için Kıbrıs Rum basınıyla gazete manşetlerini irdelemeye devam ediyoruz. Ve
sayın seyirciler, Kıbrıs Rum basınında bakacağımız ilk gazete Alifya gazetesi oluyor. Alifya gazetesi bugün manşetine çektiği haberinde tıbbi bakıma erişimi olmayan engelliler başlığını kullandı. Yetersiz binalar ve tıbbi tesisler hakkında hareket zorluğu çeken kişilerin şikayetlerine değindi. Haberin detaylarında Güney Kıbrıs'ta genel sağlık sistemine hizmet veren birçok özel hastanenin ve radyoloji merkezinin engelliler için gerekli donanıma sahip olmadığı ve Nisan ayından beri Rum Sağlık Güvenliği Örgütü'ne mektuplar gönderdikleri ancak hiçbir cevap alamadıkları aktarılıyor. Filelefteros'a bakıyoruz. Filelefteros gazetesi ayrı bir anlaşma istiyorlar başlığını kullandığı manşetinde Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ayrı anlaşma istediği önerisini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sunduğuna değiniyor. Detaylarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü Askeri arasında ayrı bir anlaşma olması talebini Cumhurbaşkanı Tatar'ın Genel Sekreter Guterres'e iletti. Bu konuyu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile görüşen Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun da takipçisi olduğu ve Kıbrıs Türk tarafının Tatar'ın özel danışmanı Ergün Olgun'la arka planda güçlü bir şekilde hareket ettiği aktarılıyor. Politis'e geçiyoruz. Politis gazetesi manşetine çektiği haberinde düzensiz çalışma ataması, sızıntılar ve müdahaleler başlığını kullanarak Güney Kıbrıs'ta her mesleği sözleşmenin yenilenmesinde çıkarlara hizmet edecek gölgeler olduğuna değiniyor. Detaylarda Rum Sayıştay Başkanı'nın Rum Meclisi'ne Hermes adlı şirketin Güney Kıbrıs'taki havaalanlarının yönetimi anlaşmasının uzatılmasını düşüncesizce kabul etmeme çağrısında bulunduğu, çünkü bununla birlikte 100 milyonlarca euronun tehlikede olduğu ve cevaplanmamış birçok soru olduğu ve çıkarlara hizmet etmek için ağır gölgeler bıraktığı aktarılıyor. Harafi gazetesiyle tamamlayacağız gazete manşetlerini. Harafi gazetesi Güney Kıbrıs Toprak Kalkınma Örgütü ve yerel yönetimlerin katılımıyla sosyal konut programı başlığıyla aktardığı manşetinde gelecek yıl Şubat ayında yapılacak Rum başkanlık seçimlerine aday olan eski müzakereci Andreas Mavroyannis'ten emeklilerin maaşından kesilen %12 cezasının kaldırılması için kapsamlı bir önerinin geldiğine değiniyor. Detaylarda Mavroyannis'in toplu sözleşmeleri desteklemek ve güçlendirmek, hizmet satın alma yöntemini sona erdirmek için teklif paketi sunduğu, Güney Kıbrıs Toprak Kalkınma Örgütü'nün olanaklarının artması ve yerel yönetimlerin de katılımıyla düşük ve orta gelirli haneler için konut fırsatı sunduğu ve kendi hükümetinin sendikal hareketler için her zaman kapıyı açık tutacağını söylediği aktarılıyor. Yine Haravgi'de sürmanşetten aktarılan haberde ise DİSİ hükümetinin vatandaşlar için yardım önermelerinin önüne engel koymakta ısrar ettiğine de değiniliyor sayın seyirciler. Ve Haravgi gazetesiyle birlikte Kıbrıs Rum basınındaki gazete manşetlerini de sizlerle paylaşmış olduk. Bu noktada gazete manşetlerini tamamlıyoruz. Hem Kıbrıs Türk basınında, hem Türkiye basınında, hem de Kıbrıs Rum basınında 27 Eylül Salı gününe dair gazete manşetlerini, gazetelerde yer alan haberleri ekranlarınıza yansıttık. Ve şimdi saat 8'de tekrar bir araya gelmek üzere çok kısa bir araya gidiyoruz. Saat 8'de hem düne hem de bugüne yansıyan gelişmelerle haber bültenimizle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Fatoş Baykal and Can Gazi hosting Northern Exposure. Zehra Özfaik with The Young Sound. Nevra Çağlar hosting Music Station. Mehriban Yolcukuş hosting Morning Light and Night Waves. Hülya Okay hosting Inspirations. Çiğdem Alageyik with That's Life. Can Gazi hosting Wednesday World with The Gazi and The Breakfast Show. Fatoş Yücesoylu hosting The Blue, Engin Dervişağ and Bora Kondoz with Top 20. Kusey Eleyan hosting Northern Guide in Arabic. Nermin Volkan with Spotlight. Denise Phillips with Radio Angel and the main event. DJ Mike with The Jukebox Show and DJ Roland hosting Blues and Rock Show. Zalihe Talibolulara with Roundup Press Headlines, Fatoş Baykal with North Brochure. Endorfin'de bu hafta yeni bir programa yer vereceğiz. Paddle'ı yapacağız. İzleyin, yine keyifli bir program geliyor.
Sayın seyirciler, saatlerimiz 8'i gösterirken haber bültenimizle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Cumhurbaşkanı dönüşünde önemli açıklamalarda bulundu. Kıbrıs Türk halkının haklı davasını farklı toplantılarda dile getirdiklerini belirten Tatar, Kıbrıs'ta artık egemen eşitlik temelinde uluslararası statüye dayalı yeni bir anlayışın geliştiğini ve bu siyasetinde Türkiye ile birlikte ileriye götürüleceğini, artık dünyadaki değişen konjektüre bağlı olarak bu yeni siyasetin adadaki barış, huzur ve güvenin devamı için çok daha sağlıklı olabileceğini paylaşma fırsatı bulduğunu söyledi. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik uluslararası topluma yaptığı çağrının New York görüşmelerine damgasını vurduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, bu çağrıyla birlikte eşit uluslararası statü siyasetimizin daha da güçlenmesi ve zeminin daha somut bir noktaya ulaşmasının mutluluğu içindeyiz diye konuştu. Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul çalışmaları için gittiği New York'taki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yurda döndü. Ercan Havalimanı'nda New York temasları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, New York'ta çeşitli farklı toplantı ve görüşmelerde Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmaya çalıştıklarını belirtti. Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve heyetleriyle ciddi bir takım görüşmeler yaptıklarını, Genel Sekreter Antonio Guterres'le de önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Heyetimizle birlikte yaptığımız görüşmede yine egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz bağlamındaki haklarımızın tescilini Birleşmiş Milletler kayıtlarına yine geçirdik. Ve orada yaptığımız değerlendirmede bizim artık bu yeni siyaseti Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle sonuna kadar götürmekte ısrarlı ve kararlı olduğumuzdur. Çünkü bu bizim muhteşem bir hakkımız. Ta 1960 anlaşmalarından Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurucu ortakları olarak o günde uluslararasında ifade edilen egemen eşitliğimizin şimdi de bizim yeni siyasetimiz olarak Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra gündeme getirmemiz ve bu konuda resmi müzakerelere geçecekse bu konuda ısrarcı oldum. Görüşmeler için ortak zemin var mı yok mu arayışıyla personal envoy atanmasına gerek olmayacağına da işaret eden Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Rosemary DiCarlo'nun bunu yapabileceği noktasında mutabakata vardıklarını ifade etti. Tabii Güney Kıbrıs'ta bildiğiniz bir seçimler vardır. Dolayısıyla Anastasiyas'ın geçen gün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı o saldırgan ve gerçekten Kıbrıs'ın gerçeklerinden kopuk o konuşmayla ilgili de sitemlerimizi iletirken kendisi de zaten Anastasiyas'ın seçime katılmayacağını, dolayısıyla o defterin kapanacağını ama seçilecek olan yeni lider kimse onunla bundan sonraki süreçte bir takım görüşmeler olabileceğini de ifade etmiştir. Tatar, New York temaslarında kendilerini en çok mutlu eden noktanın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması olduğunu dile getirdi. Erdoğan'ın mevcut uygulamaların Kıbrıs Türk'ü üzerinde zulüm teşkil ettiği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık tanınması çağrısının toplantıya damga vurduğunu kaydeden Tatar, bunun dünya merkezlerinde de yankı bulduğunu söyledi. Tatar, anavatan ve garanti Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütülen egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü tezinin Birleşmiş Milletler nezdinde kayıtlara geçtiğini de hatırlatarak dengenin yakalanması için en doğru şeyin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması olduğunu belirtti. Elbette Kıbrıs'ta bir anlaşma için çeşitli farklı ortamlarda çeşitli farklı konuşmalar yapılmış olabilir ama egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü artık Birleşmiş Milletler nezdinde tekrar kayda geçilirken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik çağrı zaten bizlerin her zaman bir beklentisi olmuştur. Çünkü bu bizim hakkımızdır. Çünkü güneydeki Kıbrıs Cumhuriyeti bir Rum Cumhuriyeti'ne dönüşmüştür. Ve Kıbrıs'ın kendi içerisindeki o dengenin yakalabilmesi için en doğalı, en doğrusu zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasıdır. Bu tanınma ne zaman olur? Bunu hep birlikte izleyeceğiz. Bizim elbette uğraşlarımız bu yönde olacaktır. Ancak biz Kıbrıs'ta hakkımız, hukukumuzu ve egemenliğimizin pekişmesi için elden ne gelirse yapmak durumundayız. Bunun için de elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlenmesi bu anlayışla tabii ki bizim önceliğimiz olacaktır.
Bizim New York görüşmelerimizde elbette gündeme bu Amerikan ambargosunun, silah ambargosunun kalkması ve dolayısıyla Rum tarafında zaten silahlanma devam ederken böyle bir sürecin adadaki tansiyonu ve gerginliği artırılabileceği, bunu elbette bizlerin Türkiye Cumhuriyeti ile dengelemek için bazı hareketlerde bulunabileceğimizi, bu da adada gerginliği artıracağını ve ileride bütün anlaşma umutlarına da çok olumsuz olarak yansıyacağını Sayın Genel Sekreter'e de ifade ettik. 1 ile 8 Temmuz'da yaptığı işbirliği önerilerinin Rum tarafına iletilmiş olmasına karşın görüş almadıklarını da anımsatan Tatar, iki devletin işbirliğiyle hidrokarbon zenginliklerinin araştırılması, enerji alanı, su kaynaklarının paylaşımı, mayınlı arazilerin temizlenmesi ve düzensiz göçün önlenmesi gibi konularda ortak çalışmaların yapılması teklifini de Genel Sekreter'e aktardıklarını bildirdi. Sayın Genel Sekreter elbette her zamanki gibi yine çok kendimize göre de tarafsız ve açık fikirliğini o şekilde bizlere de ifade etmiştir. Ve biz de kendisine Kıbrıs sorunu hem bölgesel hem güvenlik hem istikrara dair görüşlerimizi paylaştıktan sonra iki taraf arasında ortak zemin olup olmadığı çalışmalara da yardımcısının sürdüreceğini teyit etmiştir. Barış gücünün adadaki pozisyonunun da diğer önemli bir konu olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, geçtiğimiz günlerde bir plajda yaşanan olay sonrasında bu durumu tekrar değerlendirdiklerini ve Birleşmiş Milletler barış gücüyle resmi anlaşma istemlerini ilettiklerini anlattı. İslam İşbirliği Teşkilatı'yla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleriyle beraberinde giden heyetinde pek çok görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Tatar, politikamızı kapsamlı şekilde yetkililere ilettik dedi. Tatar, Türkiye evindeki söyleşi, görüşme ve röportajlarla Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iş insanları ve derneklerle bir araya geldiklerini de anlattı. 1920'lerde Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Türklerin torunları ve Kıbrıs Türk Yardım Cemiyeti ile bir buluşma gerçekleştirdiklerini de kaydeden Tatar, onlarla da son gelişmeleri paylaştıklarını söyledi. Orada var gücümüzde Kıbrıs Türk halkının haklı davasını muhataplarımızla çeşitli farklı toplantılarda ve özellikle genel sekreterde yaptığımız toplantıda dile getirdik. Bütün tezlerimizi savunduk ve Kıbrıs'ta artık egemen eşitlik temelinde eşit uluslararası statüye dayalı yeni bir anlayışın gelişmekte olduğunu, bu siyasetimizin de tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte oluşturulduğunu ve bunun ileriye götürülmesi için birlikte hareket edeceğimizi, artık dünyadaki değişen konjonktür ve koşullara bağlı olarak bu yeni siyasetimizin adadaki barışın, huzurun ve güvenliğin devamı için çok daha sağlıklı olabileceğini oralarda paylaşma fırsatları bulduk. Ama tabii ki New York görüşmelerinin damgasını vuran Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın artık Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik uluslararası topluma yaptığı çağrıdır. Bu tabii ki bütün görüşmelere damgasını vurmuştur. Ve bizim yeni siyasetimizin egemen eşitlik, eşit uluslararası statü siyasetimizin bu yeni çağrıyla birlikte daha da güçlendiğini, zeminin daha da somut bir noktaya ulaşmasının da içerisindeyiz. Kamu çalışanlarının aylık maaş, ücret ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi yasası kapsamında istihdam edilenlerin mağduriyetleri gideriliyor sayın seyirciler. Bu yönde kamuda örgütlü sendikalarla varılan uzlaşı doğrultusunda hazırlanan protokol yarın imzalanacak. Başbakan Vekili ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, %6 artış konusunda savcılıktan görüş istendi. Hukuksal açıdan sorun yoksa bizim için de yok diye konuştu. Göç yasası olarak adlandırılan 2010-47 sayılı kamu çalışanlarının aylık maaş, ücret ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi yasası kapsamında istihdam edilenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik Başbakan Vekili ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da kamuda örgütlü 12 sendikanın cumartesi günü vardığı uzlaşı doğrultusunda çarşamba günü protokol imzalanacak. Türk Ajansı Kıbrıs muhabirine açıklama yapan Başbakan Vekili ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, protokolün yurt dışında olan Başbakan Ünal Üstel'in adaya dönüşünün ertelenmesi gerekçesiyle çarşamba günü imzalanacağını aktardı. Sendikalara verdiğimiz sözün arkasındayız diyen Oğuz, konuyla ilgili Başbakanlık ve Personel Dairesi tarafından gereken tüm çalışmaların yapıldığını, teknik kurulun toplanacağını aktardı. Oğuz,
Teknik kurul toplantısının ardından yapılan düzenlemelerin Bakanlar Kurulu'ndan geçirileceğini de belirtti. Sendikalarla barem tablosu ve vergi dilimleri konularında uzlaştıklarını kaydeden Oğuz, 2010'a 47 sayılı yasa kapsamında çalışanların Eylül ayı maaşlarına %6 oranında artış yapılması içinse personel dairesi tarafından savcılıktan görüş istendiğini anlattı ve artış konusunda hukuksal açıdan sorun yoksa bizim için de sorun yok dedi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, egemen eşitlik temelinde görüşme yapılabilmesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve anavatan Türkiye'nin resmi görüşü olduğunu söyledi. Tanınma talebiyle ilgili atılan adımın devamının gelmesini arzuladıklarını belirten Töre, Türk Devletleri Konseyi toplantısında bu anlamda bir gelişme beklediklerini de açıkladı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasının tarihe not düşülmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma talep ettiğini belirten Töre, Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nun New York'ta Kıbrıs meselesinde bir çıkmazın olduğu ve bir anlaşma sağlanamayacağını, Birleşmiş Milletler'in bir rapor olarak yayınlamasını istediklerini hatırlattı. Tanınma talebiyle ilgili atılan adamın devamının gelmesini arzuladıklarını ifade eden Zorlu Töre, Türk Devletleri Konseyi toplantısında bu anlamda bir gelişme beklediklerini kaydetti. Tanınma istemenin ülkedeki bazı çevreleri rahatsız ettiğini dile getiren Töre, bugün egemen eşitlik temelinde görüşme yapılması tezinin anavatan Türkiye'nin resmi ve milli tezi olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Zorlu Töre, bütün bunlara rağmen bugün hala bazı çevrelerin federasyon tezinde ısrar etmesinin bir manası olmadığını belirtti. Yunanistan'la yaşanan gerilimle ilgili soruları da yanıtlayan Töre, bazı ülkeler tarafından Yunanistan'ın şımartıldığını, anavatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarılarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Töre, Türkiye'nin Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminde çok doğru ve dengeli politikalar ürettiğine değinerek, Türkiye'nin yakın zamanda enerji koridoru üzerinde çok önemli bir ülke konumuna geleceğini kaydetti. Meclis çalışmaları ile ilgili sorulara da yanıt veren Töre, özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin son meclis birleşiminde takındıkları tavırların kabul edilemez olduğunu belirterek, bunun meclisin itibarına da zarar verdiğini söyledi. 3 Ekim'de meclisin yeni yasama yılının açılacağını hatırlatan Zorlu Töre, bu tür tavırların yeni dönemde de sürmemesini diledi. Meclis Başkanı Töre, "Benim görevim meclisin açık olmasını sağlamak, yasaların görüşülmesi ve geçmesine olanak sağlamaktır. Herhangi bir yasanın anayasaya uygun olup olmadığına karar vermek benim görevim değildir. Bunun için yetkili makamlar vardır. Dolayısıyla herhangi bir konuda anayasaya aykırılık düşüncesinin ortaya konulması gereken yer meclis değildir," dedi. Türkiye'den Yunanistan'ın Midilli ve Sisam adalarına Amerika Birleşik Devletleri menşeli zırhlı araçlar konuşlandırmasına tepki. Türkiye gelişmeleri Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri nezdinde protesto etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Yunanistan'a karşı gerektiğinde Türkiye'nin hak ve menfaatlerini ellerindeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayacaklarını vurguladı. Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sisam adalarına Amerika Birleşik Devletleri menşeli zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri nezdinde protesto etti. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na davet edilerek Atina'ya protesto notası verildi. Notada, söz konusu konuşlandırmanın uluslararası hukukun yeni bir ihlali olduğu belirtilerek, Yunanistan'dan bu ihlallere son vermesi ve gayri askeri statüyü ihya etmesi istendi. Amerika Birleşik Devletleri'ne verilen protesto notasında da, bu ülkenin Doğu Ege Adaları'nın silahsızlandırılması statüsüne riayet etmesi ve Amerika Birleşik Devletleri silahlarının
bu statünün ihlali için kullanılmaması konusunda Washington yönetiminin gerekli tedbirleri alması talep edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısı sonrasında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ne o askeri yığınaklar ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez. Ama Yunanistan'ı batağa sürüklemeye kafi gelir. Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil, asıl Yunan halkını rahatsız etmelidir, dedi. Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetlerinin ülkemizin vaktini, enerjisini ve dikkatini dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası programımızı engellemek olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ancak bu hem Yunan siyasetçiler, hem Yunan devleti, hem Yunan halkı, hem de onları kukla gibi kullananlar bakımından tehlikeli bir oyundur. ...16 farklı Avrupa ülkesinden yaklaşık 15 bin misafirin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceği kış programları başladı. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikratoğlu, yıl 365 gün turizm hedefimizde kararlılıkla devam ediyoruz, dedi. Turizm ve Çevre Bakanlığı'nın girişimleriyle uygulamaya konulan Northern Travel, Entel kış operasyonu ile 16 farklı Avrupa ülkesinden yaklaşık 15 bin misafir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret ediyor. Aralık ayına kadar devam edecek kış turizm operasyonu İngiltere, Almanya, İskandinavya, Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden turistleri kapsıyor. Ağırlıklı olarak 3 ve 4 yıldızlı oteller olmak üzere taşımacılık ve rehber hizmetlerini kapsayan operasyon dahilinde ülkenin birçok tarihi ve alışveriş merkezleri ziyaret edilecek. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kış turizmi programı ile ilgili olarak açıklama yaptı. Ataoğlu, kış programında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en kuzeyinden en güneyine, en batısından en doğusuna bütün bölgelerinin ziyaret edileceği şehirler ve beldeler olmak üzere birçok alanın programda yer aldığını belirtti. Ülkenin bütün tarihi ve kültürel yerlerinin de programa dahil olduğunu belirten Ataoğlu, yıl 365 gün turizm hedefimizde kararlılıkla devam ediyoruz. Kış turizmi kapsamında belirlenen program, Avrupa'nın birçok yerinden ülkemizi ziyarete gelecek olan misafirlerin tarihi ve kültürel yerlerimizi ziyaretleri yanında çarşı ve alışveriş yerlerimizi de gezip alışveriş yapabileceklerine imkan verecek şekilde belirlenmiştir, dedi. Hastane bünyesindeki çocuk servisi acil durum hastanesine taşınıyor. Sağlık Bakanı İzlem Gürçay Altuğ'a servisin taşınabilmesi adına tüm çalışmaların tamamlandığını, her an taşınmaya hazır olunduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı İzlem Gürçay Altuğ'a acil durum hastanesi ve hastane içerisinde yer alan 1101 randevu merkezini ziyaret etti, incelemelerde bulundu. Bakan Altuğ'a ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada bakanlık olarak sorumluluk bilinciyle üretmeye devam ettiklerini kaydetti. Çocukların en iyi koşullarda tedavi olmalarını sağlamakla yükümlü olduklarını vurgulayan Altuğ'a, acil durum hastanesi acil servisinin sadece çocuklara hizmet vereceğini kaydetti. Sadece çocuk acil servisi değil, çocuk dediğimiz zaman aklımıza gelen her şey. Çocuk servisi buraya taşınıyor, çocuk cerrahisi buraya taşınıyor, yeni doğan servisi buraya taşınıyor. Yoğun bakımlarda ihtiyaç halinde gerek bebeklerin, gerek çocukların, yeni doğanın yoğun bakıma ihtiyaç duyması halinde bizim acil durum hastanemizde imkanlarımız vardır. Yani özel hastanelere sevkin önüne geçmiş olacağız. Yeni doğanın da çocuğun da ayrı ayrı yoğun bakım üniteleri vardır. Biz varlıkta yokluk yaşamamalıyız. Bunu hiçbir vicdan asla kabul etmez. Özel hastanelere sevkin önüne geçmek de devletimizin maliyesine yüklenen külfetin üzerinden alınması demektir.
Hastaların Doktor Burhan Abantoğlu ve Gazi Mausa Devlet Hastaneleri'nde görev yapan doktorlardan randevu almak için 11.01 hatlı telefon hattını saat 17'ye kadar arayabildiğini de hatırlatan Altuğra, Ekim ayı içerisinde de Girne Doktor Akçiçek Hastanesi'nde görev yapan doktorlar için de 11.01 hatlı numaradan randevu alımına başlanacağını açıkladı. Öncesinde sadece Türk Devletleri Teşkilatı ile Türk Dil Kurumu işbirliğinde Dilde Fikirde İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri ile 2022 yılı Türk Diline Hizmet Ödülleri takdim edildi ve Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu'nun da çalıştayla birlikte katıldığı ödül töreninde İsmail Bozkurt, Dilde, Fikirde, işte Birlik Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri'ne layık görüldü. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsmail Bozkurt'u arayarak kutladı. Bursa'da Türk Devletleri Teşkilatı ile Türk Dil Kurumu işbirliğinde Dilde Fikirde İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri ile 2022 yılı Türk Diline Hizmet Ödülleri takdim töreni ve Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı düzenlendi. Ödül törenine ve çalıştaya Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katıldı. Bu yıl ilk kez verilen Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden İsmail Bozkurt da layık görüldü. İsmail Bozkurt'a ödülünü Türk Devletleri Teşkilatı Aksakal Heyet Başkanı Minali Yıldırım verirken, Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Profesör Doktor Recep Toparlı'ya 2022 Türk Diline Hizmet Ödülünü takdim etti. Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu etkinliklerin açılışında yaptığı konuşmada, anavatan Türkiye'nin destekleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk yurdu olarak yaşamaya devam edeceğine vurgu yaptı. Bakan Çavuşoğlu, biz Kıbrıslı Türkler, harp devrimini ilk uygulayanlardan biriyiz. Anadolu Türkçesini, Anadolu gelenek ve göreneklerini arıyorsanız en safı Kıbrıs'tadır dedi. Çavuşoğlu, çok zorluklar yaşadık, çok savaştık, çok insanımız mağdur oldu ancak öz toprağımızdan, öz yurdumuzdan, öz soyumuzdan, öz dilimizden hiç vazgeçmedik diye konuştu. Türk devletlerinden öğrencilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde eğitim aldığını belirten Çavuşoğlu, Dilde, Fikirde, işte Birlik anlayışına destek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde eğitim almak isteyen 7 öğrenciye burs vermek istediklerini söyledi. Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dilde, Fikirde, işte Birlik Türk Dünyası Edebiyat Ödülünü alan İsmail Bozkurt'u arayarak kutladı ve bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Tatar, alınan her ödülün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok önemli olduğunu dile getirirken, İsmail Bozkurt'a ödülü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına aldığını belirtip kendisini arayan ve kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkür etti. Tatar, yayımladığı kutlama mesajında da şunları belirtti. Bu gelişme Kıbrıs Türk halkının Türk dünyasının kopmaz bir parçası olduğunun ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kültür ve sanat yaşamının ileri seviyede olduğu bir ülke olduğunun nişanesidir. İsmail Bozkurt'un çalışmalarının tarihi belleğimize önemli bir katkı sağlamakla beraber Kıbrıs Türklerine uygulanan ambargoların edebiyat aracılığıyla aşılması yönünde bir adım olmuştur. Devam ediyoruz sayın seyirciler. Cumhuriyet Meclisi Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi kamu ve özel radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları değişiklik yasa tasarısını oy çokluğuyla onaylayarak genel kurula sevk etti. Meclisten yapılan açıklamaya göre Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Komite Başkanı Yasemin Öztürk başkanlığında toplandı. Komite gündemindeki kamu ve özel radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları değişiklik yasa tasarısını görüştü ve oy çokluğuyla onaylayarak genel kurula sevk etti. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası daha önce açıkladığı eylem kapsamında dünden itibaren eylem başlattı. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası TIPİŞ daha önce açıkladığı eylem kapsamında anestezi ve reanimasyon kliniğinin ameliyathane, yoğun bakımlar ve acil servisler hariç tüm dış hizmetlerini durdurdu. Eylem kapsamında Refkoşa Doktor Burhan Abantoğlu Devlet Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerini yapmayacak ve işe giriş ve çıkışlarda imza atılmayacak.
Tıp İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu daha önce yaptığı açıklamada sağlık hizmetleri sunumunda yaşanan aksaklıklara bakanlığın çözüm bulmaması nedeniyle pazartesi gününden itibaren sendikanın eylemlilik sürecine geçeceğini ve gerekli adımların atılmaması halinde ilerleyen günlerde eylemlerin genişletilerek devam edeceğini bildirmişti. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, en erken zamanda erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, katıldığı bir televizyon programında en erken zamanda erken seçime gidilmesini istedi. Her mesele mahkemede bitmeye başladıysa o ülkede artık risk vardır, diyen Erhürman, hükümetin anayasayı gereksiz bir şey gibi gördüğünü, kurumsal yapıyı umursamadığını ve halkın iradesini tanımadığını, bu yapıyla işlerin yürüyemeyeceğini savundu. Yerel yönetim seçimlerinin ertelenmesinin anayasaya aykırı bulunmasına da atıfta bulunan Tufan Erhürman, muhalefet olarak içinden geçiren süreçte sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirtti. Sayın seyirciler, Gönyeli İlkokulu'yla 20 Temmuz Fen Lisesi'ni ziyaret eden iki öğretmen sendikası yetkilileri Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarını okullarda denetim yapmaya davet etti. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Gönyeli İlkokulu ve 20 Temmuz Fen Lisesi'nde denetim çağrısı yaptı. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı yaptıkları ortak açıklamada, eğitimin sürdürülebilir olma koşullarından birinin de temizlik ve hijyen olduğunu belirtti. Ortak açıklamada Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Temel Sağlık Dairesi, ilgili belediyeler, Gıda Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı okulları denetlemeye davet edildi. Polisin haftalık trafik ve yangın raporları açıklandı. Buna göre son bir haftada 76 trafik kazası meydana gelirken 20 kişi de yaralandı. İtfaiye ise son bir haftada 17 yangın meydana geldiğini açıkladı. Polis basın subaylığı 19-25 Eylül tarihleri arasında 76 trafik kazası meydana geldiğini, 20 kişinin yaralandığını duyurdu. Yapılan denetimler sonucu ise 967 araç sürücüsü farklı trafik suçları nedeniyle rapor edildi. Suçların başında süratli, seyri sefersiz ve cep telefonuyla konuşarak araç kullanmak geliyor. 76 kazadan 15'i yaralanmayla, 61'i hasarla sonuçlanırken toplam hasar 2.280.000 Türk lirası olarak açıklandı. Kazaların ilçelere göre dağılımında Lefkoşa 31 kazayla ilk sırada yer aldı. Gazi Mausa'da 24, Girne'de 14, Güzelyurt'ta 4, İskele'de 3 kaza oldu. İtfaiyenin 19-25 Eylül tarihlerini kapsayan yangın raporuna göre ise bir haftada 17 yangın meydana geldi. Yangınlarda oluşan maddi hasar 32.400 Türk lirası olarak açıklandı. Ülkede çıkan yangınlara söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik kaynaklı kısa devreler, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar ve temizlik maksadıyla yapılan yakmaların neden olduğu belirtildi. Sayın seyirciler, Kuzey Sahil Yolu'nun Tatlı Su Kaplıca ile Kaplıca Balalan arasındaki güzergahının bazı kesimlerinde sondaj çalışmaları yapılacak. Karayolları Dairesi'nden verilen bilgiye göre çalışmalar 28 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında 5 gün sürecek. Bu yolu kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmesi istendi. Evet sayın seyirciler, bu haberle birlikte sabah haberi de bugünlük burada noktalıyoruz. Yarın saatler 7'yi gösterdiğinde yeniden karşınızda sizlerle birlikte burada olmaya devam edeceğiz. Bizleri takipte kalmaya devam edin diyelim. Sabah haberin hemen ardından Fehmi Oktay'la hava durumundaki güncel gelişmeler, spor turum ve sonrasında da Baykan Gürses'in sunumuyla Manşet Artı programı ekranlarınıza yansıyacak. Bugün hepiniz için mutlu, huzurlu ve sağlık dolu bir gün geçsin. Yarın yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.